Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeler. İstiklal kündülük haberlerini görüşülen kızın karşılığımız. Mən Erşid Nidikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibiyle alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kanıda kıtınlar ekranımızı bulsun. Xitayning Şarkı Türkistan'daki yer namlarını özgertiş cinayeti dikkat kuzgıdı. Xalqaro inson huquqlarini kuzatish tashkiloti 18-iyun Xitoyning Sharqiy Turkistonda necha yuzigan yezi bozorining ismini o'zgartganligi Uyg'urlar uchun siyosiy, diniy ma'niga ega ismlarni Xitoy kompartiyasining ideologiyasini ifodalaydigan ismlarga o'zgartganligi haqida doklad e'lon qildi. Mazkur doklad haqida BBC, Al Jazeera, Amerika ovozi, muhofizachi qatorli ko'plagan xalqaro axborot organlari maxsus xabar ishlagan bo'lib, İnsan haklarını küzetiş teşkilatı ve Uyghurlara yardım teşkilatına hemkarlıkta tayarlanan dokulatta görüldükçe, Xitay 2009 yıldan 2023 yılıca bolgan 13 yıl mabeyinde, Şarkı Türkistan'daki 25,000 yezi kenet içindeki 3,600 yezi kenetinin ismini özgertken, bunun içinde 630 yezinin ismi Uyghurlarının itikadi, tarihi, medeniyetine eks etürgenliği için, her xil vasıtları bile mecburi özgertilgen. Bularının köpüncisi Xitayning Şarkı Türkistan'daki irqiy qırğınçılıq siyasi en eğri bolğan mezgilde tamamlangan. Dokladda körsizlikçe, Xoca degen ismini öz içi alğan kem degende 25 yezi kenet, Xanaqa kelimesi bolğan 10 yezi kenet, Mazar kelimesi bolğan 41 yezi kenetnin ismi mecburi özgertilgen. Xitay bu jarayanda dini mendiki yoki dini tüs olgan ismlarni o'zgartirishni nishon qilgandan boshqa yana tarixiy ahamiyatga ma'niga ega Uyg'ur yezlarining ismlarini nishonlab, majburiy holda Xitay ideologiyasiga mos keladigan ismlarga o'zgartgan. Xususan xalifa yoki masjid degan nom bilan atalgan yezi kanatlarni majburiy o'zgartgan. Xitayning bu kanatlarning nomini o'zgartirishdagi asosli maqsadi bu kanatlarning yangi ismlarini Xitoy kompartiyasining ideologiyasi bilan birdek bo'lishga majburlash ekan. Xitoy Uyg'ur yezisiga qo'shgan yangi ismlarning ko'pincha Uyg'urlarga majburiy tingilgan Xitoyning maqsadlariga vakillik qildigan ismlar ekan. İnsan haklarını kuzatish tashkilotining bildirishicha, Xitoy 2018 yili Ahmasjid deb atalgan bir kentning nomini Itbaq kentiga o'zgartgan. 2022 yılı Dutar deb atalgan kentin ismini Qızıl Bayraq kentiga özgertken. İnsan haklarını küzetiş teşkilatının Asiya İşleri Müdürü İlim Pirson, bu Xitay rejiminin İslam medeniyetine terörlük bilen çetiş hareketinin bir kısmı digen. Xitay İslam medeniyetine bağlanışlık bolgan herkandak nersine tehdit deb qaragan. Şuna İslam'a alakadar caylarının namını Xitay ideologiyası bilen tığımı masajdırış üçün özgertken. Dokladda eğitlikçe, Mecburi özgertilgen yezi kenetlerde yaşayan 11 Uyghur ziyaret kılıngan bulup, öz yurtlarının isimlerinin özgertilişi onlarga eğir təsir kılgan. Yeni bir Uyghur bolsa Xitay tarafından özgertilgen cayının əsli ismini xatirleş üçün bir parça şehir yazganlığını ve naqşi icat kılganlığını bildirgen. Xitayning Şarkı Türkistan'daki yer cay namlarını özgertiş cinayeti işgaliye tarixidan tartib başlangan bulup, atanmış medeniyet inqilabi mezgildimi nurgulugan kenet yezlarının ismi Qızıl isimlerine mecburi özgertilgen idi. Yakınki yıllarda Xitayning sistemilik irqiy qırğınçılıq cinayetige maz halda, Xitaylarının işgaliye cinayetini, Uyghurlarının şallıq tarixi, itqadi medeniyetini eks ettirdugan yer cay namlarımı Xitayning yoqtış nişanına aylangan. Kanada Xitayning sirtin aralashi sherikitiga qarshi qonun ma'qulladi. Kanada chet elning aralashish qilmishlariga qarshi qonun ma'qullagan bo'lib, bu qonun Xitayning davlat xalqiga bostirish harakatlarini tizginlaydi ekan. Fransiya xalqaro radiosining 21-iyun xabar qilishicha, Kanada tuvan palatasidan keyin Ali palatasi mo chet elning aralashishiga qarshi turish qonun loyihasini ma'qullagan bo'lib, Kanadada turayotgan boshqa chet el hukumatlari yoki sherikatlarga munosabatlik barliq kishilar va tashkilotlarning tizimga oldirish talab qilindi ekan. Mazkur qonun loyihasida Kanada hukumat organlariga chet el korxonalariga munosabatli kishilarni tekshirish ayblash huquqi bergan bo'lib, chet elliklarning Kanadaning ichki ishlariga aralashish qilmishlarini jazolaydi ekan. Kelar yili o'tkazilgan cho'ng saylam yangi belgilamaning yangi sinov nuqtasi bo'lib, Hong Kong ishlariga ko'ngil bildirgan yerli guruhlarning qarashicha, yangi belgilama Xitoyning davlat xalqaro bostirishiga qarshi tura oladi ekan.
Mezkur kanun lahiyesi 19. iyun makullanan bulup, 2 ayı yetmegen vaqt içide parlament bu kanuna münasibetlik barlıq təşkürüş ceryanını tamamlıqan. Uzun ötmək dövlət bixətəli komiteti dugulat elan qilib, çət əl hakimiyetinin qol tıxışının bulupma çoğun sayılan mezgilde arlaşının daimliq əhval bulup qalğanlıqını, bu cəhətdə Xitay bilən Hindistanın ən aktiv ikerlikini utturğa qoyuqan. Şundaqla münasibetlik pahaliyyətlərinin dövlət bixətəlikiga zor təhdid ikerlikini təkidləgən. Mezkur kanun layihasiga chet el ta'sir kuchining oshkori bo'lish va javobgarligini surishtirish qonuni kirgizilgan bo'lib, bu qonun hukumatning mustaqil amaldorining boshchiligida qonunlik tashkilot qurib, Kanada hukumatiga vakolatan boshqa davlat yoki davlat korxonalariga munosabatli xodimlarni tizimga oldikan hamda korxona yoki organlarning oshkorlik darajasini o'stirdikan. Bu arqaliq siyosat bekitish, saylam yoki siyosat nomzodlarini ko'rsatish masalasida siyosiy yo'llar yoki xalq ommasi bilan aloqa qurmoqchi bo'lgan boshqa davlatlarning aralashishining oldi olindi ekan. Tizimga oldirmagan o'rin va shaxslarga zo'r miqdorda jarimana va qamoq jazosi berilishi mumkin ekan. Bu qonun loyihasi yana Kanada istixbarot bexatarlik qonuni, uchur bexatarlik qonuni va jinoiy ishlar qonuniga tuzatish kirgizib Chat elning nomzodlarining ko'rsatilishiga ta'sir ko'rsatish qatorliq maxfiy vositalar orqali qo'l tiqishdagi jinoiy harakatlarga qattiq zarba berdi ekan. Amerikaning muavin tashqi ishlar ministri iste'fo berdi. Amerikaning yuqori darajali bir amaldori davlatining G'azza siyosatini sabab ko'rsatib xizmatidan iste'fo berdi. Washington pochtasi gazetining xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministriqining Isroiliya Falastin ishlariga mas'ul muavin ministri Antro Miller xizmatdoshlariga 8 oydan buyon oilasidan nihoyatda oz ko'rganligini sabab ko'rsatib, xizmatidan iste'fo berganligini uqtirgan. Antro Miller G'azzada davom etayotgan urushning hamma narsasini tugatayotganligini, oila sababi bo'lmasa xizmatini davomlashtirib, o'xshash fikrda bo'lmagan hukumat bilan kurash qilish yo'lini tanlaydiganligini bildirgan. Antro Millerning uzun vaqtdan buyon Falastin xalqini qo'llab kelganligi va Baydenning 8 oydan buyon G'azza siyosatida davomlashtirayotgan pozitsiyasini tanqid qilganligi qayd qilingan. Millerni tunidigan ammo nom sharifini oshkorlashni xohlamagan bir amaldor Washington Post'ga gazetiga bildirishicha, Miller har qachon Amerikaning Falastinning haq-huquqini va davlatining qo'g'dishi kerakligini ta'kidlab kelgan. Shundoqla hukumatdagi vaqtimi Falastinni muvaffaq tariqada qo'llagan. Bundan ilgirmi Amerikaning bir qism yuqori darajali amaldori Falastin masalasi sababli xizmatidan iste'fo bergan edi. Hurmatli ko'rilmalar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Allohga amonat.